أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه الله حمد Peygamberimize salatu selam, aile ve ashabına. Kur'an-ı Kerim okuyan, okutan, seven, yaşayan, yaşatan, yayan her kimse bunlara da selam ile başlıyoruz kıymetli izleyenlerimiz ve talebelerimiz. Bugün sizlere Araf suresinin 142 ve 144. ayet kelimelerini Aşir-i Şerif üzere ve Aşir-i Takrib Tayyip üzere okumaya gayret edeceğim. Bundan sonra bunlar örnek Aşir-i Şerifler. Ne demiştik? Sahih okumak için hatırlayın. Kur'an-ı Kerim'i sahih okumak için maharic huruf, sıfat huruf, tasrif huruf, tecvid, talim, kıraat, tezinat, yani zinetlendirme usulüne uygun tecvid kurallarını bozmadan okumak. Bu okumadan sonra gene okuma devam edecek. Kıraat bittikten sonra artık o metin, Kur'an-ı Kerim sayfaları namazdan önce, namazdan sonra okunur hale gelecek. Bu takdim edeceğimiz Aşir-i Şerif'te artık hataların sıfıra inmesi lazım. Yani veyahut da en az hatayla okunması lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim mucizdir, okuyan acizdir. Mutlaka bir hata olacak. Ama kurallarına uygun, tecvid kurallarına uygun okunursa hata azalır. Birisinde bir okuyucuda hata bir tane olursa öbüründe iki tane olur. O hatalarda Cenab-ı Hak inşallah affeder. Bu okuyacağım Aşir-i Şerif rahmetli hocalarımdan hafızlığımı ikmal ettiren merhum Hasan Böke okumuştu bir merasimde. Tabii ki o zaman teyp falan yoktu. Bakayım 63 hatırladığıma göre bir merasimde okumuştu. Onu ne kadar alabildiysem bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki başka hocalarımın da emekleri var. Safan hocamın emeği var. Aşer-i Takrib Tayyip'e icazeti ondan aldım zaten. Ellerini öpüyorum. Fikret Latifoğlu hocam gene hakeza. Tasvirufu onlar almıştım. Turan Baycan hocam. Bu hocalarım da aldıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama Hasan Bekir hocamın usul ve nameleri ile sizlere bir örnek sunacağım inşallah Teala. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve va'adnâ Musa 30 leyleten ve etmemnâha bi'aşr. Ve
وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ فَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى قاتنا وكلمه ربه وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكن من الشاكرين فخذ ما
ataytuka ve kum mineşşakirin. Ve kum mineşşakirine. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَخُذْ مَا تُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Evet, kıymetli öğrenciler. Bu örnek dediğimiz gibi hem aşire bir örnek, bir de aşireye örnek. Çünkü Kur'an-ı Kerim 10 türlü okunmak üzere nazil olmuştur. Asırlarca okunmuş, halen okunuyor ülkemizde. Biz dernek olarak, ahad olarak, Evrensel Hafızlar Derneği olarak 3 tane vilayetimizde okutuyoruz. Dernesi başkanlığımızda çeşitli vilayetlerimizde İstanbul, efendim, Ankara, Eskişehir vesaire yerlerde okutuyor. Bir türlü okuduğun zaman da Kur'an-ı Kerim, 10 türlü okuduğun zaman da Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bir imamı okumak şartıyla namazda da caizdir. Yani isteyen Asım'a göre okur, isteyen Nafi'ye göre, isteyen Ebu Amr'a göre, İbn-i Kesir'e göre, Hamza'ya göre, Ebu Cafer'e göre, bunlar 10 tane imam. Dileyen bunlardan birisini namazda kılar, kıldırabilir. Tabi bir tür okunca sevabı 10 ise, 10 tür okunca 10 yüze katlanıyor. Bu örnekler neredeyse yok denecek kadar az hale geldiği için bu aşire takvip tayyibe üzerine son ayet kerimeyi size takdim ettim. Ola ki birisi meraklanır, teşvik olur, ben de bu ilmi okuyacağım der. Hem sevap açısından hem de Kur'an-ı Kerim'in bir türlü değil, 10 türlü nazil olduğunu göstermek için ve teşvik için okumuş olduk. Bütün geçmişlerimizin de ruhları şad olsun diyerek o niyetle okumaya çalıştık diyelim. Peki arkadaşlar, bundan sonra daha ziyade
tecvide ağırlık vereceğiz. Belki bir iki örnek vereceğiz. Ondan sonra tecvid. Ne kadar zamanımız olsa onu değerlendirmeye çalışacağız. Evet, şimdi tecvid ne, nerede kalmıştık arkadaşlar? Oradan devam edelim. Bâb-ı meddi munfasıl. Kaçan harf-i medden sonra sebebi med hemze olup başka başka kelimede vaki olsa meddi munfasıl olur. Misali ya eyyühe inni ehafü tübü ilallahi gibi. Ve dahi harf-i med kah ve bir mukadder olur. Misali enne mâ lehu ehlede indehu illa bi iznih gibi. Ve kah ve dahi kah mukadder olur. Misali ve kah yani mukadder olur. Ve kah yani mukadder olur. Misali. Misali. Ve ma yukezzibu bihi. Ve ma yukezzibu bihi illa bi iznih. İlla min ilmihi. İlla min ilmihi illa bima şa'e gibi. Meddi munfasıl meddi caizdir. Muhtelifin fihi olduğu için muhtelifin fihi demek yani bazı kurra med ittiler ve bazı kurra med itmedi, kasır itmediler demektir. Kasır ve bazı kurra kasır ittiler demektir. Kasır şimdi ben onu anlatacağım. Evet. Ve bunun mertebesi? Ve bunun mertebesi dahi kıraat, dahi kıraat asım ve rivayeti hafz üzere 4 elif miktarı met olunmaktır. Şimdi ben ekrana geleyim. Oradan da tahtaya geçeceğim. Meddi munfasıl. Bir anlatalım bakalım. Şimdi bu ilk defa televizyon marifetiyle dünyaya yayın yapılıyor. Yani bu şekilde Osmanlıca ifadelerle tecvidin anlatımı. Daha önce de söylemiştim kıymetli izleyenlerim. Tecvitte 3 tane unsur olmadan tecvit anlaşılmaz. Evvela ezber. Şimdi arkadaşlarımız ezberden okudu. 2 anlatım, anlayış. Ne anladık biz bundan? Üçüncüsü uygulama. Siz bu üçünü bir yere getirmeden tecvitte muvaffak olamazsınız. Çünkü ezberlemeyince örnekleri nasıl anlayacaksınız? Bir tecvid sorulduğu zaman ya da okuduğunuz zaman örnek aklınızda olacak ki, ezberinizde olacak ki onu hemen cevaplayabilirsiniz, bilesiniz. Okutacağınız zaman ya da bir sorulduğu zaman imtihanlarda hemen kafanızda olsun ki cevap veresiniz. Ezberde olmayınca ne cevap vereceksiniz ki? Onun için bu belki 100-150 senedir tecvid sorunu yaşanıyor. Hele son senelerde neredeyse tecvid terk edilmiş vaziyette. Tercümesi var, tamam. Tercümeye de bir şey demiyoruz ama kalıcı olmaz. Metni ezberleyeceksiniz, sonra anlayacaksınız, sonra uygulayacaksınız. Şimdi kaçan Farsça'da geçen demektir. Neden? Sonra harf metnen sonra, met harfinden sonra, vav ya eliften sonra bir kelime değil de iki kelime de olursa harf met bir kelimede, semet ikinci kelimede olursa metni mufasıl olur diyor. Değil mi? Bu metni muttasıl yukarıya konmuş. Metni mufasılı anlatalım burada. Yukarısı metni muttasıl anlatmıştık. Aranda fark yok. Metni muttasılda harf metle semet bir kelimede olursa ülaike gibi metni muttasıl olur. Ayrı ayrı kelimede olursa mufasıl olur. İşte burada görüldüğü gibi. Ya eyyuhada olduğu gibi. Bu ya harfini bu elif çekiyor. Bu nedir bu elif? Met harflerindendir. Sebebi metne ne olacak? Hemze. O da gelmiş. Elif bir kelimede. Ya bir kelime sayılır. Eyyuhada ikinci kelimede. Aralarında fasılı var. Mufasıl dedi ya. Fasılalı. Ayrı met demektir. Burası ya eyyuha diye okuyacağız. Ha şimdi bir de hız vardır Kur'an-ı Kerim'de.
yani surat. Bütün suratlarda bu met dört el miktarı olacak mı? Onu da söyleyeceğiz tabi. İnniye kafı da aynı öyledir. Ve daha harmet kahva mukaddere olur diyor. ne demektir? Gizli vav olur demektir. Takdir edilen bir vav. Ennemâ lehû ahledehû. Bu da aynı ya yuha gibidir. Şimdi bu H harfini burada altında bir vav olduğunu kabul edeceksiniz. Gizli vav var demek, mukadder vav. Tamam mı arkadaşlar? Bu H harfini vav uzatıyor. No, vav nedir? Harmetten birisidir. Sevmetten hemze oldu, oldu. Metni mufasıl. Ayrı kelimelerde bir de. İndehu illa bi izni. Rejimizden rica edelim. Bu metni mufasılın diğer sayfasında görelim. Orada bazen de ya harfi gizli olur. Vav harfi gizli olduğu gibi ya harfi de gizli olur diyor. Ha burada işte gördüğünüz gibi مَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا مَا شَاءَ بِهِ derken hey burada ya harfi uzatıyor. Burada hemze var. Oldu metni mufasıl. Şimdi bunun uzatılması caiz diyor. Muhtelefun fi olduğu için. İhtilaflı olmuş. Yani kimisi bir demiş, iki, üç, beş, beşe kadar hükmü var bunun. Evet, bir aradan sonra tekrar dersimize devam edeceğiz.